Herkese selamlar dostlar. 22 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle ekranda göz bayramı olarak gösterdiğiniz görseli görüyorsunuz. Bu benim iletişim paketinde olan bir arkadaşımız. Bunun kuponunu sizlere göstermek istiyorum. Canlıdan oynamış ne zaman oynadığını da bahsedeyim hemen. Galatasaray takımı kırmızı kart yiyince maç skoru olarak kendi zaten Avrupa sitesinden herhangi bir siteden oynamış burada. 2-1 Fenerbahçe skorunu oynamış ve 500 TL'ye 14.601 lira gibi bir miktar almış. Videonun girişini böyle güzel bir haberle yapmak istedim. Ha, gerçekten göz bayramı şekilde nelendirdiğimiz bir arkadaş. Maşallah diyelim. Allah daha çok versin. Diyecek yok. Çok güzel bir kupon olmuş gerçekten. Bakalım. Geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar 4 tane mücadele var. Ekranda gördüğünüz üzere Eyüp Spor, Spor, Trabzonspor ve Hellas Verona olmak üzere 4 tane mücadelem var. Şimdi raporlarla başlayalım. Sonra derbi konuşalım. Hızlıca geçelim. Kombine raporlarına baktığımız zaman da 20 Kasım kombine raporunu sizlere verdiğim bir kombine var, vardı YouTube'da. Başarılı oldu. Darmstadt mücadelesi ise Barcelona mücadelesiydi. Ben bir de katıl grubunu olarak bir tane kombine verdim. Newcastle'ın çifte şanslı ki maç 3-3 bitti. Fiorentina'nın da KG'sini verdim. 4-3 bitti mücadelede. O da rahat bir şekilde geldi. 2 tane 2 oranlık ana kombine vermiştim. Güzel bir şekilde geldi kazandık. Devamına bakalım hemen bu kombineye geçelim. 21 Kasım'da verdiğim kombinelere baktığımız zaman da sizlere kombine vermiştim. Galatasaray maçıyla e, Tottenham maçını kombine yapmıştım. Toplamda 8 tane bir mücadelemiz var burada. 6 tanesi geldi. Inter maçı şu an galiba 3-1 oldu. Yanlış hatırlamıyorsam o da yattı. Ben buraya hazırlarken soru işareti koydum devam ederken çekeceğim diye. Inter de yattı. 2 tane yattı. 6 tanesi geldi sanırım aynen. 6'sı geldi. Galatasaray maçı ilk yarıdan 2 gol oldu. Ben ikinci yarı açılır diye düşünüyordum mücadele. Fakat tam tersi oldu. İlk yarıdan 2 gol geldi. Tottenham maçı geldi. Bodo maçı geldi. Freiburg rahat geldi. Denizli Spor'un Denizli Spor maçının maç sonu birinde zaten videoyu dinleyenler yakalamıştır. Katıl grubunda yakalayanlar var mesela. Karagümrün KG'si geldi. Napoli ile Galatasaray da burada başarısız oldu. Onun için de şöyle baktığımız zaman da isterseniz yavaştan maçlara geçelim. Öncelikle biraz derbi hakkında konuşalım. Sizlerin de diyeceği varsa aynen maç 3-1 oldu. Napoli maçı. Şimdi arkadaşlar maç hakkında kısa bir ben konuşayım. Ondan sonra sizler de kendi yorumunuzu mutlaka yoruma yazın derbi hakkında. Şimdi maça baktığımız zaman bence %55'e %45'lik bir oyun oynandı. İstatistik anlamında demiyorum. Pozisyon ve oyun isteme anlamında. Tabi futbol her zaman ne olacağı belli değil. Hatta Galatasaray'ın da burada hem Cagney'in hem de Fegoli'nin karşı karşıya kaçırmış olduğu pozisyon vardı. Fenerbahçe biraz daha kontrol oyunu oynadı. Kontrol oyunu oynadı ama bunu gerçekten iyi yaptı. Mesut Özil bence çok iyi iş çıkardı. Kırmızı kart gördü zaten. Biz, e, şunu söyleyeyim. E, Zaten çok ateşli bir mücadele oldu. 6 kart, 7 kart, 11 tane kart çıktı mücadelede. Ben canlıdan verdim. 6-7 kart rahat çıkar dedim. 6 kartın oranı 2 oldu zaten. Biraz onu da göstereyim sizlere. Galatasaray biraz daha iyi oynadı. Şey olarak baktığımızda zaten taraftarın etkin, etkin olduğunu gördüğümüzde Galatasaray biraz daha iyi oynadı. Fakat kazanan takım Fenerbahçe oldu. Şöyle de bir şey var. Fenerbahçe'nin daha çok kazanmaya ihtiyacı vardı. Crespo'nun son topu da geldi kazandı. Galatasaray'ın bir iptal edilen golü var Cagney'in. İptal kararı doğru bence. Adam goril gibi Berisha'nın ikiye bölmüş Berishayı. Onun dışında güzel maçtı. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum burada. Fenerbahçe'li arkadaşlarımı tebrikler. Sizlerin de kendi yorum ve görüşlerinizi de yoruma yazabilirsiniz derbi hakkında. Skor bilenleri de bir sonraki gün söyleyeyim arkadaşlar. Diğer videoda bahsedeyim. İsterseniz Eyüp Spor mücadelesiyle başlayalım. Eyüp Spor Samsun mücadelesi. Samsun'da Fuat Hoca gelmişti 3 hafta önce. Galibiyetini ancak 3. hafta aldı. 4. haftaya baktığımız zaman da şimdi 4. haftasını oynayacak. Samsun Spor son maçında Manisa'ya karşı galip geldi. Dedim ki Fuat Hoca ilk galibiyetini aldı. Fakat Samsun bence o geçen sezonki Samsun gerçekten değil. Bu sezon ligde normalde ilk 3'te oynar kesin çıkar diyorduk. Bu sene de çıkamaz gibi Samsun. Geçen sezon kıl payı kaçırdı çünkü. Samsun gerçekten Fuat Hoca geldi fakat takım içinde bazı uyum ve uyumsuzluk sorunu var bence. Eyüp Spor kendi evinde kolay kolay maç vermeyecektir diye düşünüyorum. Samsun Spor'a Baktığımız zaman zaten favori de burada Eyüp Spor Kombineyle de aldım bu mücadeleyi nasıl aldım? Ben çok fazla gollü geçmesini beklemiyorum bu mücadelenin. İlk yarısında 0-0 bir skorla bitmesini bekliyorum. Hadi olursa bir gol gelsin. Ben buradan ilk yarı 1.5 altına aldım şöyle 1.31 gibi olanlar idealden kombineme koydum. 2 oranın üzerine 2 oranın üzerine açmak için. Buradan ben ilk yerden gelmeyecek 2 golü değerlendirdim. İdealden 1.31 oranı var. Kombineme de koydum. Yanına da 1.45 1.50 oran koyacağız. 2 orandan kombine yapıştıracağız pazartesiye. İlk yarı 1.5 altı sizlere de öneririm. Kayseri Spor Göztepe mücadelesi. Bu maçın da oranını idealden vereceğim. Yüksek oranlı bir tercih de yapacağım sizlere. Kayseri Spor son haftalarda gerçekten güzel futbol sergiliyor. Fenerbahçe'de zaten nasıl puan kaybettiğini sizler gördünüz. Maç bir anda 90 artı 8'de gelen golle penaltı golüydü. Ve şöyle İrfan Can mı atmıştı? Şöyle bakalım. Tam, tam aynen. 90 artı 9'da Mesut'un attığı penaltı golüyle beraberle yakalamıştı. Kayseri'de oradan bir maç vermişti. Kayseri kadro anlamına baktığımız zaman da Hikmet Hoca ile iyi çıkarıyor. Göztepe'de Hoca değişikliği çok fazla bir iş yapmadı açıkçası. O reaksiyonu vermedi. Normalde hoca değişiklikleri güzel reaksiyon veriyor. Fakat Göztepe'de çok fazla vermedi. Halil Akpınar'ın eksikliği de tabii Göztepe tarafında büyük eksiklik yaratıyor. Baktığımız zaman da Yalçın Kayhan burada olmayacak. Jaovic'in bir sakatlığı var. Miholevic'in aynı şekilde K Kerem Alıcı'nın da bir sakatlığı var. Ev sahibinden Mensah'la Uğur Demir yok. Kayseri biraz daha iyi. Bu maçın şöyle ideali 0-1 çifte şansıdır arkadaşlar. Ben Kayseri'nin bu mücadelede yenileceğini düşünmüyorum değerlendirmek isteyenler bu yönde Kayseri'de yani ideal kombineye koyabilirler diye düşünüyorum. Yarın ekstradan bir kombine yaparsam Kayseri'nin yenilmezliğini koyarım. Ekstradan da bir şey istiyorsanız biraz daha yüksek oran bir yıllık bir tercih istiyorsanız bu mücadelenin ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.82. Daha yüksek oran isteyenler 2-3 gol tercihiyle oranı yükseltebilirler. Hepinize bol şanslar. Trabzonsporla Gaziantep mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar hemen canlı telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz görselde zaten verdiğimiz hatta daha yeni bugün canlıları verildi. Sol tarafta gördüğünüz 3. gol Inter'den bekliyorduk burada. 1.70 gibi orandan Inter'e girdik. Başarılı bir şekilde geldi. Hatta devre arasında girmeden geldi gol. Güzel bir orandan kazandık. Fenerbahçe'nin ilk yarı 0'ı 2 orandan geldi. Mesela yine bir editör arkadaşımız verdi. Yine aynı şekilde güzel bir 2-16'lı kombine yakalamış orada. Real Madrid'in deplasman 1.5 üst. Napoli'nin KG'ye varı şekilde Güzel bir şekilde ilerledik. Canlılar da iyi iş yaptık aslında. Hatta ben sizlere şöyle ekrandan da göstermek gerekirse. Ekrandan göstereyim. Şöyle yavaştan bu inter mücadelesiyle yukarı doğru çıkalım isterseniz. Bu kombineydi. Bunu da geçelim. Bakın ben burada dedim ki bu maçta rahat 6-7 karta kadar gider. En alt baramiden ne varsa alın. Avrupa'dan oynayanlar olarak yazdım. Çünkü Türkiye'de canlı bayısı yok. 6 kartın oranı 2-10 şu an. Tam tamına maçta 11 tane kart çıktı. 6 kart günler bakın. Zaten 28 geçe vermişim. 36 geçe. Şöyle dakikasını bakın. 8 dakikada gelmiş. Bir kavga çıktı orada. belki Mustera, Markao, Mert e, Mert ismini, ha, Mert Hakan. 4 tane sarı kart gördü zaten. Orada zaten direkt 6 kartı tamamlandı. KG kombini yapıldı. Onu da göstereyim sizlere. Galatasaray'ın KG varı. Napoli'nin KG varı. İkisi de geldi zaten. Lyon maçının KG varına kaldı. 5 oranlı bir kombin. Ve Manchester City'nin maçı vardı burada da. City'nin atacağı iki golü değerlendirmiştik. 1.47 gibi orandan değerlendirip Ben de yazmışım Mert oğlum çek onu City abi salladı diye. Editör arkadaşımız vermişti. Ben de destekledim zaten Bayes'ini. Denizli Spor maçını zaten sizlere söyledim. Kangal imzalı videoyu izleyenler bilir şekilde. Denizli bu maçta kazanabileceğini söyledim. Fatih Tekke çünkü etkisini direkt gösterebilecek bir teknik adam. O da iyi bir şekilde kazandı. Sizler de katıl Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra ana Telegram grubumuz, yüksek oran grubumuz ve aynı şekilde her şey dahil iletişim grubumuz gibi paketlerimiz mevcut. Videoyu izledikten sonra burada giriş oynat dedikten sonra ayrıcalıkları izleyip gelebilirsiniz. Trabzon mücadelesine geçeceğim. Direkt Trabzon maçıyla devam edelim. Öncelikle Trabzon mücadelesi burada arkadaşlar. E, bence kombineye alınmaması gereken bir mücadele. Canlıdan gidilmesi gereken bir mücadele. Çünkü Trabzon çok seri kazanıyor. İlla bir yerde patlayacak. Peki burada mı patlar? Onu konuşmak gerekiyor. Gaziantep baktığımız zaman da çok dengesiz bir takım. İnişli çıkışlı takım olduğu için işleri gerçekten ne yapacağı belli olmayan takım. Ben maça baktığımız zaman da... Maça baktığımız zaman da e, ben... Trabzonspor'un kazanmasını normal olarak kazanmasını bekliyorum. Yani Trabzonspor'un kazanması normal sonuç. Fakat çok fazla gol olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer Trabzon kazanırsa 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum. 1.63'lük orandan böyle bir ideal sunacağım. Ama dediğim gibi bu maçı canlıdan oynarsanız daha iyi olacaksınızdır. Çünkü ben kombineyi de almadım. Trabzon uzun bir seri yaptı. Bakistas'ın eksikliği var. Gervinio'nun eksikliği var. Ama Trabzon takım halinde iyi işler çıkartıyor. Gaziantep dengesiz bir takım. Ne yapacağı ne edeceği belli olmuyor. Kombinizi almayın ama alacaksanız da 4.5 altında bir şekilde Trabzon tarafına yönelebilirsiniz arkadaşlar. Hellas Verona ile Empoli mücadelesine bakalım. Ya günün en güzel maçlarından bir tanesi İtalya'da şöyle 18-20 takımını var ne Serie A'da tam bilmiyorum. Eğer hangi maç hangi takımları oynatırsan KG var kombine alınmak ister, istersin derse ben Hellas Verona ile Empoli'yi oynatalım kesinlikle. Hem korner anlamında hem de gol anlamında gerçekten güzel bir maç çıkabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü her iki takımda son dönemlerde özellikle Tudor'un geldiğinden beri Verona takımı çok gollü maçlara imza attı. Empoli de aynı şekilde yüksek tempolu maçlar oynuyor. Her iki takım hücumu düşünüyor ve hızlı bir şekilde geçiş oyunuyla bir anda kalenin önünde bulabiliyor. İkisi de aynı şekilde oynuyor bence. O stili birbirine benziyor diyebilirim ben iki takımında. Kanatları da kullanıyor. Hellas Verona kanatları biraz daha fazla kullanıyor. Bana sorarsanız maçlarını takip ettiğimden dolayı söylüyorum. Ben burada her iki takımda atacağı KG var aldım. Kombineme de koydum. Hatta oran da artmış sanırım. Ben kaçtan almışım? 1.46'dan almışım ben. 1.49 oran olmuş. Değerlendireceklere burada KG var olarak değerlendirebilirim. Eğer patlar diyorsanız KG varı ben sizlere cornerinde 9.5 üstten öneririm. Bu da ikinci bir alternatif tercihim olsun. Gol bahisine gitmek istemeyenlere, değerlendireceklere bol şanslar. Mesela bugün Frankfurt mücadelesi de Korner gittik. Gole gitmedik. Maç 2-0 bitti. KG'si gelmedi. Üstü gelmedi. Korner geldi. 14 tane korner çıktı. Yine korner çıkabilir diye düşünüyorum. Ama goller de gelecektir. KG var ya ben aldım. Sizlere de zaten kombin önerisini yapacağım. Ekrana gelsin kombin önerisini isterseniz. Böyle bir kombin önerisi yaptım. Eyüp Spor ilk yarıdan gelmeyecek. 2 golü değerlendirdim. Verona'nın oranı 1.49 olmuş bu arada. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Verona'nın KG varını bekliyorum. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Eyüp Spor maçında ilk yarı gelmeyecek. iki golü böyle ideal bir iki orandan kombine değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.